Hakan tabloda peygamberimizin çocuklarının ismi yazılı olan bölümleri boyayacaktır. Buna göre Hakan yukarıdaki tabloda kaç bölümü boyamalıdır? Boyayalım birlikte. İbrahim peygamber efendimizin çocuğudur. Kasım peygamberimizin çocuğudur. Hasan torunu, Hüseyin torunu. Çocuklarına bakıyoruz. Rukiye çocuğudur. Fatıma çocuğudur. Abdullah çocuğudur. Hatice, Ümame bunlar çocukları değil. Çocukları kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane çocuğu oldu. Bu yüzden cevap B olmalıdır. Hz. Muhammed'in yengesi Fatıma için annemden sonraki annem diye bahsetmesi hangisini gösterir? Yengesinin kendisine annelik yaptığına, yengesi kendisine annelik yapmış ki Peygamber Efendimiz o kadar onu benimsemiş ki annemden sonraki annem demiştir. Bu yüzden cevap D olur. Bu hadiste Hz. Muhammed'in dikkat çekmek istediği husus aşağıdakilerden hangisidir? Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Eşlerin birlikte oyun oynaması, eşlerin birlikte ibadet etmesi, eşlerin birbirlerinin haklarına karşılıklı saygılı olması, herkesin birbiri üzerinde hakkı vardır. Sadece erkeklerin kadınlar üzerinde ya da kadınların erkekler üzerinde hakları yoktur. Herkesin kadın ve erkeğin birbiri üzerinde hakkı vardır demek istemiştir. Bu yüzden cevap C'dir. Buna göre Ayşe öğretmen peygamberimiz ile ilgili aşağıdaki konulardan hangisini anlatmıştır? Peygamber Efendimiz çocuklarına karşı her zaman çok ilgili bir baba olmuştur. Onları biraz görmediğinde özlerdi. Ziyaretlerine gider hallerini hatırlarını sorardı. Mesela bu konuyla ilgili kızını daha rahat görebilmek için Hazreti Ali'ye kendi evine yakın bir yere taşınmasını söylemiştir. Bir amca olarak değil, eş olarak bahsedilmedi, dede olmasından bahsedilmedi. Baba olarak Hazreti Muhammed'den bahsedilmiştir. Çocuklarına nasıl özlediği, onlarla nasıl birlikte olmak istediğinden bahsedilmek istenmiştir. Bu yüzden cevap C olan bir baba olarak Hazreti Muhammed'dir. Anlatılan olayda Mehmet öğretmenin babasının peygamberimizin aşağıdaki uyarılarından hangisini dikkat etmediği söylenebilir. Mehmet öğretmen tayini çıktıktan yıllar sonra geldi ziyaretimize. Hasret giderildikten sonra misafirlerimize yemek ikram ettik. Yemekler yenilip çaylar içilirken sohbet koyulaştı. Eski defterler açıldı. Babam Mehmet öğretmene babasını sordu. Mehmet öğretmen babasıyla 5 yıldır konuşmadığını söyledi. Sebebini sorunca da babasının kardeşine ev aldığını ancak kendilerine hiçbir yardımda bulunmadığını belirtti. Mehmet öğretmenin babasının peygamberimizin aşağıdaki uyarılarından hangisini dikkate almadığını söyleyebiliriz. Çocuklarınızın güzel ahlaklı bir birey olmaları için çalışın diyemeyiz. Yani burada ondan bahsedilmez. Çocuklarınız arasında ayrım yapmaktan kaçının. Evet, çocuklarınızın arasında ayrım yapmaktan kaçının demiş olabilir. Burada Peygamber Efendimizin bu uyarısına dikkat etmemiş. Çünkü çocuğunun birine ev almış, diğerini almamış. O zaman çocukların arasında ayrım yapmış. O yüzden cevap B olur. Buna göre Ahmet dede aşağıdakilerden hangisinin hatırlatılması gerekir? Ahmet dede bayram yaklaştığı için çok sevinçliydi. Çünkü uzun zamandır görmediği torunları Ayşe, Sevgi ve kendi ismiyle isimlenen küçük Ahmet ziyaretine geleceklerdi. Bayram tatlıları, harçlıkları, kısacası her şey hazırdı. Nihayet bayram günü geldi ve Ahmet dede çok özlediği torunlarına kavuştu. Ayşe ve Sevgi'yi 20'şer lira bayram harçlığı verirken küçük Ahmet'e 50 lira bayram harçlığı verdi. Sonra Ahmet'i kucağına oturttu. Sevgi ve Ayşe de yanına oturdular. Ahmet dede onlarla oyunlar oynadı ve şakalaştı. Hangisinin hatırlatılması gerekir? Torunları arasında ayrım yapmaması gerektiği hatırlatılmalıdır. Bakalım, cömert olmak, merhametli olmak, adil olmak, hoşgörülü olmak. Aile bireylerine karşı adil, adaletli, ayrım yapmadan hareket etmesi gerekir. Bunu hatırlatmak gerekir. Ahmet dedeye cevap C olmalıdır. Berra'nın tanıttığı kartta anlatılan kişi hangisidir? 626 yılında Medine'de dünyaya geldim. İsmim bizzat peygamberimiz vermiştir.
Benim soyumdan gelenlere Seyit denir. O zaman Seyit deniyorsa Hazreti Hüseyin'dir bu kişi. Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere ne denirdi? Şerif denirdi. Hazreti Hüseyin'inkilere Seyit. Berra öğretmenin hazırladığı Kimim Ben etkinlik kartlarından Berra yukarıdaki kartı çekmiştir. Bu kartta yazan isim Hazreti Hüseyin olmalıdır. Cevap B'dir. Aşağıdaki soru isimlerinden hangisinin manası bolluk, bereket, neslin çoğalması anlamlarına gelir? Kevser suresinin anlamı bolluk, bereket ve neslin çoğalması anlamlarına geldiği için A olmalıdır cevabımız.